Özbekistan'dan geliyor. Serzot Süleymanov. Mavi Köşe, Dünya ve Asya Amatör Kickbox Şampiyonu, 30 maçta 25 galibiyeti vardı, 31. maçında 26. galibiyetini aldı. Özbekistan'dan Serzot Süleymanov. Gentilmence herkese selamını verdi Serzot Süleymanov ve onun karşısında işte müthiş bir rakip, gecenin çok özel maçlarından biri olacak. Stiliyle herkesin beğenisini kazanan Rusya Muay Thai şampiyonu, Kabir Marsilya finalisti. 44 maçta 39 galibiyeti vardı, 45. maçta 40. galibiyetini elde etti. Bir Rus sporcu geliyor, Vitali Shevetov. Evet, ağır sikletin finali başlıyor sevgili izleyiciler. Serzot Süleymanov ve Vitali Shevetov arasında gerçekten son zamanların, özellikle Türkiye devletlerde bahsediyorum, çok konuşulacak bir maç. Özbek mi kazanacak? Hasbihas Rus Vitali Shevetov mu? Rusya Muay Thai şampiyonu. Ünlü MMA dövüşçüsü Fedor'la da birkaç defa sparring antrenman maçı yaptı. Rusya'dan geliyor. Kırmızı köşede. Shevetov. Vitali Shevetov. Yani Fedor karşısında Emelianenko, gerçekten onun karşısında kazanabilmek gerçekten çok zor. Bir mağlubiyeti var kariyerinde bugüne kadar. O da sakatlık sebebiyle bir mağlubiyetti. Sonra o mağlup olduğu kişiyi zaten tekrar rövanşta mağlup etmişti Fedor. Hem de kötü bir şekilde. İşte onunla antrenman maçları yapmış bir kişi Vitali Shevetov. Shevetov'un hem de Süleymanov'un son kontrollerini yaptı ve böylelikle Ringmaster Olympia Avrasya Grand Prix'sinde ağır sıklet maçı söz Bilgehan Demir'de. Teşekkürler Toprak Sergen. Yılmaz Uyanık son hatırlatmaları yapıyor. Artık ağır sikletin finalindeyiz dörtlü turnuvada. Bir tarafta Mehmet Özer'i nakavt eden Süleymanov Özbek, 102 kilo gecenin en ağır adamı Vitali Shevetov'a karşı. Mehmet'in maçtan sonra büyük itirazları vardı. Bel altı bir vuruş var sanırım. Hakem onun için bekliyor. Bu tip durumlarda belli bir bekleme süresi var. Makul bir süre. Sol direkler sürekli önde. Sokmamaya çalışıyor. Vitali Klitschko'nun tarzında bir stil sergiliyor. Bakın. Diz darbesi tekrar. Daha doğrusu Vladimir Klitschko'nun sürekli olarak önde kolunu tutuşunu hatırlıyoruz. Ama şu anda bundan vazgeçmiş durumda Süleymanov. Özbek bu arada dönerek bir
High kick arkasından yumruk kombinasyonu. Bir anda neye uğradığını şaşırdı Özbek. Yatacaktı belki de. Low kick tutmadı. Sol direkt mideye doğru. Vitali Şemetov bir sağ kroşe aldı tam kulak dibine. Şimdi tuttu, yere indirdi. Rus dövüşçü bir vuruyor, bir vuruyor sevgili izleyiciler. Yakaladığı yerde de iyi yumruklar atıyor. Çok sert bir middle kick karnına. Bir direkt yumrukla hemen sarsıverdi. Bakın tekrar sert bir kapışma. Köşeye kadar sıkıştırdı orada Vitali Şemetov. Köşede kaldı. Serhat Süleymanov çok da riske girmiyor, dikkatinizi çekiyordur. Özellikle Şemetov'un üzerine gelmesi konusunda ısrarcı. Az önce Yılmaz Vural geldi ekranlara. Kasımpaşa'nın teknik patronu yardımcısıyla birlikte Trabzonspor'la karşı karşıya girecekler bugün. Şimdi sert bir sağ kroşeden sonra sol direk. Şimdi rakibi iterek diğer köşeye kadar yolladı. Zil sesi roundu bitirdi. Bakın tekrar Yılmaz Vural. Yılmaz hocam maçlarda sporculara da karşı zaman zaman fiili müdahalelerde de bulunmuştur. Evladı gibi seviyor çocuklarını. Seviyor da dövüyor da açıkçası. Her zaman başarı için müthiş bir kariyer yakaladı. Burada da işte görüyorsunuz Şemetov'un rakibi üzerindeki tek baskısı ve işe yarar puan alır pozisyonları ekranlara böyle yansıtıldı. Saadettin Saran şimdi de ekranlara geliyor. Spor dünyasının, sadece dövüş dünyasının değil, futbol dünyasının da ünlü simaları burada. Yılmaz Hoca'ya futbolcular neden yok diye soramıyoruz tabii ki. Hepsi uyuyup Trabzonspor maçına dinlenmiş çıkmak amacındalar. İkinci round başladı. Şimdi sol kroşesi, diz darbeleri arka arkaya. Bu ağır siklet maçında Özbek sporcu Süleymanov Taşkent'te bir şampiyonluk yaşadı. Şimdi bakın tekrar. Kaldıkları yerden devam ediyorlar. Şemetov. Bir sol high kick. Bakın tekmeleri özellikle inanılmaz etkili. Adeta balta gibi çok sert vuruşları var. Bir sağ kroşe denemesi. Bel altı geliyor tekrar. Ring etrafında birkaç tur atıyor dinlenmek amacıyla. Sağ direkt tekrar. Birazdan da Hünkar Kılıç'ın maçı ekranlara gelecek. Özkan Çelik'le. Sağ kroşe çok sert. Middle kick geldi. Hemen anında yere yatırıyor rakibini. Kaybetmemek için ikisi de müthiş taktikler peşindeler. Çok sinsi planlar içindeler. Hiçbir şekilde taviz vermiyorlar şu ana kadar. Ayağındaki bandaj çıktı çünkü
high kick salladığında gözüne de girebilir. O sebeple onu çıkartması biraz da gecikti aslında. Çok sert bakın low kickler. Bir high kick çıkarttı. Kollarında kaldı. Yine bir kırışma. Boks ağırlıklı bir maç izliyoruz. İki metreye yakın boyu var. 1.96. 102 kilo. Şu ana kadar tabii ki çok ağır darbeler almasa da Şemetov ilk rounddaki bir ikili kombinasyonun dışında bakın şimdi bir tane daha getirdi. Şimdi sıçradı bir diz darbesi inanılmaz. Uçarak diz darbesi fly knee kick geldi ve sayıyor hakem. Oo, inanılır gibi değil sevgili izleyiciler. İnanılır gibi değil. Bu maçın devam edebilmesi bana göre artık imkansız. Olağanüstü bir diz darbesi. Kafasında bir açılma var sevgili izleyiciler. Doktorlar hemen müdahale ediyorlar. Müthiş bir diz darbesi uçarak tekrar izlemek istiyoruz pozisyonu. Bakalım nasıl bir diz darbesiydi. Bakın burada uçuyor ve müthiş bir diz darbesi. Bunun öncesinde attığı bir yumruk var. Bunun öncesinde attığı bir yumruk var. Dövüşmek istiyor. Dikiş atılması lazım ama bu şartlarda imkansız. Doktorlar izin vermeyecektir, komite izin vermeyecektir. Bakın bu yumruktan sonra atılan bu diz darbesi, tabii fırsat bu fırsat, kendisinde değildir rakip. İplere dayanarak ancak tutundu. Toprak Sergen şimdi kazananı açıklayacak. Oraya bir dikiş atılması lazım çok acil bir şekilde. Bayanlar baylar, Ringmasters Olympia Avrasya Grand Prix'sinde ağır siklette final. İşte bakın kazanan, ağır siklette kazanan. Gerçekten çok teknik bir sporcu vardı. Vitali Şemetov oluyor. Karşılıklı maça çıktılar ve hakem kararı, doktorların kararı da doğrultusunda çok doğal olarak. İkinci roundda Vitali Şemetov. Bu gecenin Şemetov kazanıyor. Elinin şöyle bir havaya kalktığını görelim. Sonra Hünkar Kılıç'la Özkan Çelik arasında maç ekranlara gelecek. Ana sponsorumuz Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vural Ak bizimle beraber. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sevgili izleyiciler, İstanbul'da Wolf Convention Center'da yayınımızın burada sonuna geliyoruz. Hünkar Kılıç, Özkan Çelik maçı var birazdan. Gecenin açılış maçıydı onu. Şimdi ekranlara getiriyoruz. Önümüzdeki hafta Eskişehir'de olacağız. Eskişehir'de 8'li turnuva var. Erkan Varol'ların bulunduğu, Adem Bozkurt'un bulunduğu 72,5 kiloda en büyük kim bu belli olacak Türkiye'de. Ve bunun yanı sıra ondan sonraki haftada Japonya'da olacağız. Bedri Hariler, Gökhan Seki, Peter Ars maçı, Zabit Samedov'un da ringe çıkma ihtimali doğdu. Müthiş heyecanlar bizleri bekliyor. Ayın 12'sinde de Aralık'ın 12'sinde de Vitali Klitschko'nun maçı İsviçre'den yayında olacak. Sonra Almanya'ya gideceğiz. Sonra neler olacak neler. Yani her hafta birbirinden zorlu kapışmalar var. Şimdilik buradan hoşçakalın. Ve final anına geldik. Son ana geldik. İşte şampiyonlarımız şu anda ringde olacaklar. Öncelikle ağır siklet şampiyonumuz Rusya Muay Thai şampiyonu Kabir Marsilya finalistiydi. Şimdi bir başka... Thank you.